Resul ve Nebi kavramlarının farklı anlamlara geldiğini söylüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de sadece Resul'e itaat varsa Ashab Suresi 59. ayette Ey Nebi diye başlayan ayeti nasıl anlayacağız? Orada e, Nebi'ye bir emir verilmiş itaat Nebi'yedir diyor. Açıklayabilir misiniz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de allah Teala hiçbir şeyi e, şeysiz açıklamadan bırakmamıştır. Şimdi bu Ahsap suresinin 59. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a nebi sıfatıyla ey nebi eşine yani eşlerine, kızlarına ve müminlerin kızlarına söyle. Şey müminlerin kadınlarına söyle. İşte cilbaplarını yani büyük başörtülerini üstlerine yaklaştırsınlar. Yani böyle serbest bırakıp da bir tarafı bir tarafı bir tarafı vücudu açmasın diyor. Şimdi bu emir Nur suresinin 31. ayetindeki emrin bir uygulamasıdır. Dolayısıyla zaten bunlar bu emirlerle bu görevlerle görevli olan insanlardır. Bu da onun açıklaması mahiyetindedir. Ama aynı surede Ahzab suresinde 37. ayette Muhammed Aleyhisselam'ın gene nebi sıfatıyla yanında yetiştirdiği Zeyde verdiği emir tutulmamıştır. Bundan dolayı da Zeyd suçlanmamıştır. Çünkü bak 59. ayetteki emirler zaten şeyin Nur, Nur Suresi 31. ayetin tekrarı ve açıklaması gibidir. Ama bakın burada Muhammed Aleyhisselam'ın yanında yetişen evladı gibi baktığı evlendirdiği Zeyd eşi Zeynep'i boşamak istiyor. Boşamak isterken e, Muhammed Aleyhisselam ona diyor ki eşini tut. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Yani bir baskı da yapıyor. Eşini boşa, bu, bir tut diyor. Boşamış yani geri al. Boşamadan vazgeç diyor. Ama eşini boşama yetkisini Zeyd'e veren kim? Allah vermiş. Allah'ın verdiği yetkisi Nebi sıfatıyla Muhammed Aleyhisselam tarafından alınamaz. Rasul sıfatıyla olursa bir yeni bir ayet gelmiş olur. İşte burada Allahü Teala diyor ki ve tuhfi fi nefsike mallahu Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi içinde saklıyordun. Senin evlatlığın olan Zeyd'in eşini boşaması halinde Allah'ın seni Zeynep'le evlendireceğinden korktun. Niye? Çünkü Zeyd senin öz evladın değil. Öz evladın eşiyle evlenmek yasak. Evlatlığın eşiyle evlenme yasağı yok. Olmadığına göre Allah da her konuda yine bu surenin 21. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın bize örnek yaptığını biliyor. O da beni bu konuda Allah örnek yapar diye o korku içinde şey yapıyor. Aman bu boşamasın, böyle bir kapı açılmasın diyor. Ama Allahü Teala diyor ki sen insanlardan korkuyorsun. Ben, ben, ben milletin yanına nasıl çıkarım? Çünkü o toplumda evlatlıkla evlat aynı kabul ediliyor. Nasıl evlenir bu? Ama diyor ki Allah'tan korkman daha iyidir. Ona sonra diyor ki Zeyd eşiyle ilişkisini boşayıp da yani tam ayrılıp ilişkisini tamamen kesince seni onunla biz evlendirdik diyor. Demek ki Zeynep de bunu istemiyor ki Allah'ın emriyle evlendirilmiş. O zaman Muhammed Aleyhisselam tercih hakkı yok. Bakın burada Nebi sıfatıyla söylediği e, bu e, 59. ayette Kur'an'ın bir hükmünü söylüyor. Onu siz de söyleseniz, ben de söylesem, kim söylerse söylesin insanların yerine getirme mecburiyeti var. Ama burada gene bir sıfatıyla kendi korktuğu bir şeyden dolayı evlatlığına baskı yapıyor. Yanında yetiştirmiş olmasına rağmen evlatlığı onu dinlemiyor. Dinlemediği için ayıplanan Zeyd değil, Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla işin temeli budur. Bunu çok iyi anlamadığınız zaman ayetler arası ilişkiyi de koparmış oluyorsunuz. Şimdi bak mesela hemen ondan önceki ayet Nisa şey, Ahzab suresinin 36. ayette diyor ki Allah Bir mümin erkek ve bir mümin kadın Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdikten sonra seçim hakkı yoktur. Bakın Resul hüküm verdi. Eğer resul yani nebi ile resul arasında bir fark yoksa eşini tut bir hüküm değil mi bir karar değil mi o zaman şeyin Zeydin seçim hakkı kalır mı asla kalmaz abi ki burada Zeyd'in seçim hakkı var hemen yan yana olan Demek ki Rasul hak, Rasul sıfatıyla verdiği emir kendi emri değil, elçidir. Kendi elçi gönderenin emrini veriyor. Ama Nebi sıfatıyla kendi sözünü söylüyor. Kendi sözü Kur'an'a aykırıysa onu tutmak gerekmez. Böyle bir görev yok. Allahü Teala Mümtahina suresinin 12. ayeti olacaktı galiba. Orada kadınlara ne diyor? وَلَا يَعْصِينَكَ فِي maruf. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek diyor. Yani senin verdiğin emir Allah'ın ayetine uygunsa, yani işte eğer Ahzab suresinin 59. ayetinde olduğu gibi ise boyun eğmek zorundalar. Ama Ahzab suresi 37. ayetinde olduğu gibi ise sana boyun eğmeleri gerekmez.